İşte. Misak-ı bu, bugün için geçerli bir e, teori teorem. Yani. Misak-ı biz savunmak zorundayız. Türkiye... Misak-ı herkes yanlış anlıyor, anlıyor evet. olabilir. Misak-ı bugün Türkiye'nin sınırları olarak, sınırları olarak görüyoruz. Ha yani, evet. Misak-ı Kerkük evet. ve Musul'da da kapsayan bir ya, şey aslında. onun içinde Batum'da vardı biliyorsunuz. Evet. Rus Evet, Batum'u evet. petrol bölgesi olduğu için çıkardılar, Ruslara verdiler. Kerkük ve Musul'u da İngilizlere vererek Türkiye'yi kabul ettiler. Batum var. Şu deneyi görmemiz lazım. Evet. Şuğul Şimdi efendim bakın. Yani ee, tığımız var mı Kerkük'e Musul'da? Var, bugün. var tabii. Var. var. Uluslararası söz var. için var devlet göre adamı Kerk... var. Almadık evet. zaten Şimdi. petrolü bile almadık ki. Şimdi ya. efendim bakın nasıl Kıbrıs'ta Avrupa Birliği uluslararası hukuku çiğniyorsa Kerkük ve Musul'da da İngiltere ve Amerika ve bütün dünya Birleşmiş Milletler ki 1926'da karar vermişlerdir. Uluslararası hukuku çiğnemişlerdir. Osmanlı'nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kerkük ve Musul'da misak-ı milli sınırlarında hak iddia etme konumu bugün devam etmektedir. Ama tabii bunu uluslararası alana getirecek Türkiye'de bir siyasi iktidar şu aşamada görünmemektedir. Aman müttefiklerimizle karşı karşı karşıya kalmayalım. Dün İngiltere'yi karşıya almak istemiyorduk. Bugün Büyük Ortadoğu projesi nedeniyle Amerika ile ters düşmek istemiyoruz. Böyle olmaz bu. Eğer e, misak-ı milli varsa ki vardır. Türkiye Cumhuriyeti öyle kurulmuştur. Bugün Türkiye'nin Batum'da da hak iddia etme söz konusudur. Kerkük ve Musul'da da hak iddia etmesi söz konusudur. Ama bu bölgesel yeniden yapılanmada Türkiye'nin aktif politikayla kendi <laughs> sınırlarının ötesinde bölgesel yeni oluşumda etkin olmasıyla beraber sağlanacak. Peki diyelim ki bu dediğiniz oldu ve herkes bize onay verdi. Çatışmadan, kimseyi ürkütmeden. Evet. Albayım dediği gibi. Kerkük'te bir idare, Musul'da bir idare olacak. Bu yönetim bakımından mı Türkiye'ye bağlı olacak? Aramızda coğrafi bir e, yapışıklık olmadığına göre. Şimdi efendim bakın Kerkük ve Musul'u bölge olarak alırsanız Misak-ı Milli sınırları içerisinde Türkiye'nin içerisine girer ve Türkiye'nin bugünkü siyasi yapısı içerisinde onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vilayetleri olur. Ama Amerika'nın ve İsrail'in orada oluşturmuş oldukları Kuzey Irak'taki fiili yapılanma çerçevesinde Kuzey Irak'ı Kürdistan olarak ele alırsanız yarın Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekilirse Orta bir boşluk olursa bu Kuzey Irak'taki fiili Kürdistan'ın Araplara karşı, İran'a karşı, Suriye'ye karşı ayakta kalması söz konusu olamayacağı için ikinci bir mehabat senaryosu gündeme gelir. Mehabat'ın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği'nin İran Kürdistanlığında kurmuş olduğu Kürt devletidir. Daha sonra İngilizler ve Amerikalılar devreye girerek yıkmışlardı. 6 ay mı yaşadı? Evet, bir seneye yakın yaşadı. Şimdi bugün Amerika kendi Kürdistan'ını Kuzey Irak'ta kurdu. Ama yarın Amerika Orta Doğu'dan çekilirse Rusya veya İran veya Suriye veya Araplar veya Irak, kesinlikle böyle bir küçük yapılanmaya izin vermezlerse o zaman bugünkü fiili Kürdistan'ı gelecekte ayakta tutmak üzere Türkiye'nin korumasına verme gibi bir eğilim var ki bazı yayınlarda gelecekte bir Türk Kürt federasyonunun yavaş yavaş talep edildiğini görüyoruz. Yani kuzey Irak'ın Türkiye'ye bağlanması noktasında burası bir Kerkük ve Musul olarak değil ama Kürdistan olarak Türkiye'ye bağlanırsa bu Türkiye'nin ulusal devletini devre dışı bırakacaktır. Türkiye'nin üniter yapısını devre dışı bırakacaktır. Kuzey Irak üzerinden Türkiye'nin siyasi rejimi değişeceği için kendiliğinden Türkiye merkezli bir bölgesel federasyon gündeme gelecektir. Federasyon meselesi bu işin sonunda gideceği adrestir. Bunu bilerek hareket edelim. Bu doğrultuda ulus devlete sahip çıkarak ve Atatürk'ün devlet modelini koruyarak bölgeye yönelelim. Ama bugün Kuzey Irak'taki süreç Türkiye'nin güneydoğusuna taşınırsa Doğu Anadolu'da Ermenistan meselesi, Büyük Ermenistan meselesi devam ederse bölge ülkeleri parçalanarak bir bölgeselleşme gündeme gelecektir Hocam, ki. Hocam bu nasıl olacak? Bunu, bu çok zor tabii. Bunu zorluyorlar. İsrail de bunu zorluyor Amerika'da. Irak'ın parçalanması budur. Dikkat edin Büyük Ortadoğu projesinde sınırlar değişecek dendiği noktada Türkiye ile beraber İran'ın, Suriye'nin, Arabistan'ın, Mısır'ın da eyaletlere bölünmesi gündeme gelmektedir. Bütün eski Osmanlı ülkelerinde eyaletleşmeyi gündeme getirerek nasıl Amerika'da 50 eyaletten oluşan Amerika Birleşik Devletleri varsa bu bölgede de 30-40 eyaletten oluşan bir Orta Doğu Birleşik Devletleri düşünüyorlar. Öyle geliyor bana okuduklarımdan ve izlediğim kaynaklardan